Merhabalar, Nefis Tarifler kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine sizlere harika bir tarifim var. Özellikle çay saatlerinde böyle misafirlerinize çok güzel ikram edebileceğiniz ve herkes tarafından beğenilecek ve tarifi sorulacak bir lezzet sunmak istiyorum sizlere bugün. Üzeri kaşarlı, sebzeli bir kek tarifim var. Bunun için gerekli malzemeler 2 adet yumurta, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı sıvı yağ, tuz, karabiber, pul biber ve nane. Bunlar temel ana malzememiz. Daha sonra sebze olarak ben 2 adet patatesi şöyle küçük küp halinde doğradım. Pırasanın beyaz yerini ince doğradım. 1 adet kırmızı biber, 1 adet de turuncu biber doğradım. Yine küçük küp halde. Ve bir havuç rendeledim. Biraz da mısırım var. 1,5 su bardağı un, 1 paket kabartma tozumuz da var. Sebze olarak dilediğinizi ekleyebilirsiniz. Ama ne kadar bol tutarsanız lezzeti o kadar güzel olacaktır. Ama sizlere tavsiyem patates olmazsa olmaz. Patatesi ekleyin. Yanına dilediğiniz başka sebzeyi ekleyebilirsiniz. Benim şöyle bir tart kalıbım var. Onu yağladım, unladım. 30 santim çapında. O da hazır şu an. Fırınımı da 180 dereceye açtım. Isınıyor. Şimdi dilerseniz yapılışına geçelim. Yapılışı da inanın o kadar basit, yani göreceksiniz. Şimdi ilk olarak yumurtalarımı çırpmakla başlıyorum. Miksere gerek yok. Bunu el çırpıcısıyla rahatlıkla yapabilirsiniz. Daha sonra sütümü ilave ediyorum. Yoğurdumu. Bunları tekrar biraz bir çırpıyorum. Ve sıvı yağımı ekliyorum. Bu arada baharatlarımı ekliyorum. Tuz, yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar. Kuru nane. Pul biber. Ve karabiber. Baharatlar da aslında tamamen damak zevkinize kalmış bir şey. Ve son olarak unumu ekliyorum. 1,5 su bardağı. Ve 1 paket kabartma tozu. Evet, kek harcım hazır. Bundan sonrasını spatula ile devam edeceğim. Sebzelerimi ekliyorum. Hepsini çiğden ekliyorum sebzelerin. Artık karıştırıyorum bunları. Kalıbıma döküyorum. Yerine eşit yayıyorum. Şimdi 180 derece ısıttığım fırına veriyorum. Kekim tam 45 dakikadır fırındaydı. Pişmiş mi diye yine de bir kontrol ediyorum. Gürdanım temiz çıktı. Şimdi son bir işlem yapacağız kekimize. Fırından çıkartıyorum. Şimdi üzerine bolca kaşar peyniri ekliyorum. Hiç soğutmadan fırından çıkartıp hemen peyniri ekliyorum. Ve şimdi tekrar fırına veriyorum. Peynirler kızarana kadar. Peynirler de kızardı. Artık fırından çıkartabilirim. Kekim fırından çıkalı 1-5 dakika kadar ancak oldu. Şimdi dilimleyip size iç kısmını göstermek istiyorum. İnanın harika bir lezzet. Kesinlikle deneyin. İnanın her yeğen tarifini soruyor. Ve bilindik tuzlu keklerin dışında bir tarif. Kaşar peyniri ekstra bir lezzet katıyor.
İnanın muhteşem bir lezzet. Bol sebzeli, harika. Ben sıcak kestim sizlere video çektiğim için. Ama siz ılık kesebilirsiniz, ılık tüketebilirsiniz. Benimki şu an çok sıcak, gördüğünüz gibi sanırım videoda anlaşılıyordur. Yani o zaman biraz daha kendini çekmiş olur. Evet, umarım bu tarifimi de beğenerek izlemişsinizdir. Şimdiden yapıp yiyenlere afiyet olsun diyorum. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki tarifte, bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın.